Abdullah Hanönü 1980 Giresun Alıcı'da doğumluyum. İlkokulu memlekette okuduktan sonra ortaokul ve liseyi İstanbul'da Bakırköy'de Bakırköy Muhatif Lisesi'nde okudum. Lise son sınıfta okurken Türkiye'de 28 Şubat süreciyle ilgili bir süreç yaşadık. Bu süreçte de Allah nasip etti Albayrak grubunda yönetici asistanı olarak göreve başladım. Abdullah Hanönü neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı? Benim için en doğru olarak gördüğüm şey iş hayatına ya da hayata erken başlamak oldu. İş hayatına erken başlamak oldu. Lise sonunda işe başladım. Daha sonrasında üniversiteyi dışarıdan okuyarak hem işletme üzerine hem siyaset üzerine yüksek lisans yapmış oldum. Hayata erken başlamak ve iş hayatına erken başlamak benim için doğru olan bir şeydi diye düşünüyorum. Nasibimizde bu varmış. Neyi yanlış yaptı? Zannediyorum en büyük yanlışım iş temposunda, iş yoğunluğunda aileme vakit ayıramamak oldu ve ailemi arka plana itmek değildi belki niyetim ama bu yoğunlukta onlara vakit ayıramamak, çocukların büyüdüğünü göremiyor olmak benim için eksik bir tarafımdır Abdullah Hanönü olarak. Yanlış ya da eksik gördüğüm şeydir. Aslında eğitim demek aynı zamanda yaşamak demek, öğrenmek demek, çalışmak demek. Eğitim sadece bende üniversite mezunu olmak ya da üniversitede okumak değil, eğitim hayatı okumaktır. Fırsat olarak gördüğüm şeyi hem okumak hem de eğitim görmekti. İşte okumak zaten o yazarlarla beraber olmak, o yöneticilerle beraber olmak, onlarla aynı havayı solumak, böyle bir ortamda çalışıyor olmak aynı zamanda eğitimli olmayı gerektiriyordu ve eğitimi geliştirmeyi gerektiriyordu. Buradaki eğitimimi bir üniversite eğitiminden çok daha kıymetli buluyorum. Bu üniversite eğitimi olmasın ya da arka plan atalım anlamına tabii ki gelmiyor. Ama benim nasibimde böyle bir iş hayatıyla beraber okumak vardı. Ben de açık öğretimden bu eğitimimi tamamlamış ve diplomamı almış oldum. Eğitim görmek isteyen, okumak isteyenin zaten sonu yok. Yani bu sonu yok dediğim şey, ben burada üniversiteyi de bitirdim. İki defa yüksek lisans bitirdim. Dolayısıyla doktoraya niyetim var. Eğitim hayatın her alanını kapsıyor. Belli bir yaşı, belli bir zamanı kapsamıyor. Benim için bence erken hayata başlıyor olmak ve iş hayatına başlıyor olmak ve gerçekten eğitimli, birikimli, entelektüel bir hedef kitle ve çalışanın olduğu bir yerde çalışıyor olmak zaten en güzel eğitim almak demekti ve bu bana nasip oldu diye düşünüyorum. Bu bizi biraz daha ön plana çıkardı hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda, çevremizde, her yerde diye düşünüyorum. Bir defa genel müdür adaylarına ya da yönetici adaylarına demek daha doğru olur. En önemlisi günümüzdeki en büyük problem olarak da gördüğüm şey sabır. Yani sabır o kadar önemli bir şey ki sabrettiğiniz her kademe sizi bir üst kademeye taşıyor. Aslında o merdivenleri sabırla aşıyorsunuz. Eğitim çok önemli, okumak çok önemli. Yani kendi etrafını okumak, ülkeyi okumak, dünyayı okumak, her şeyi okumak ve her alanda da mutlaka az da olsa bilgiye sahip olmak. Yani felsefede de bir bilgiye sahip olmak, fizikte de ufak da olsa bir bilgiye sahip olmak, sosyolojide ya da farklı şeylerde. Donanımlı olmak çok önemli. Günümüzde tabii bizim dönemimiz ya da bizim abilerimiz çok daha okuyan abilerdi. Biz onlardan daha az okuyanlardık. Şimdi bizden sonrakiler daha az okuyan, sosyal medyayı daha çok takip eden ya da hayatı hızlı tüketen gençlik var. Bu gençliğin avantajları var, dezavantajları var. Ama bu gençliğin avantajlarının yanına sabrı, sadakati ve çok çalışmayı eklerlerse bunlar çok donanımlı bir yönetici adayı olmak için çok kıymetli, önemli şeyler. Erken hayata başlamalarını kesinlikle öneriyorum. İş hayatına erken başlamak, yani üniversitede okurken mutlaka aynı zamanda bir yerde stajyer olarak ya da farklı bir normal çalışan olarak mutlaka bir yerden başlamaları ve zamanlarının, vakitlerinin bir kısmını iş hayatına aktarmaları gerekiyor ya da işte çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. İş hayatına koyulduğunda, okulu bitirdiğinde ya da üniversiteyi bitirdiğinde aslında işi hazır olmuş ve belli bir rayına oturmuş olacak. Dolayısıyla bunu yapmadığı takdirde üniversiteden mezun olan bir öğrenci daha sonrasındaki askerlik dediğinde yaş oluyor 28-30. O yaştan sonra bir düzen kurması, hem aile anlamda bir düzen kurması, hem iş hayatında bir düzen kurması için zamanını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla burada en önemli kriter olarak iş hayatına erken başlamayı önemsiyorum, öneriyorum onlara. Aynı zamanda da iş hayatına başladıktan sonra sabrı ve sadakati öneriyorum ve çok çalışmayı öneriyorum. Ulu önderimiz, peygamberimiz, önce ondan örnek almak lazım ve onun hayatını bir okumak lazım diye düşünüyorum. Devam eden süreçte o günden bugüne gelen önderlerin hayatlarını okumak gerekiyor ki bizim Ketebe yayınlarından çıkan başta Ali İzzet Begoviç'in serisi olmak, Çile'yi okumak, yazarları okumak ve onların hayatlarından kendi hayatımıza bir
ışık tutması açısından yol haritası çizmek önemli. Tabii ki daha çekirdek olarak baktığımızda iş hayatı ve iş hayatında örnek aldığımız insanlar bizim önümüzü açıyorlar. Bizim önümüzü açan insanlar bazen yöneticilerimiz oldu ama en çok örnek aldığım insanlar tabii ki patronlarımız oldu. Ben 22 yıldır bu grupta çalışıyorum ve 22 yıldır patronlarımızı daha yakından tanımak ve onların yeni özelliklerini keşfetmek, her görüşmemizde yeni özelliklerini keşfediyorum. Mesela o kadar etkileyicidir ki benim için Ahmet Albayrak'ta ben kararlılık ve sabrı gördüm. Mesela hayatta gördüğünüz kararlı ve sabırlı bir insan kimdir diye sorarlarsa ben ilk örnek vereceğim kişi Ahmet Albayrak'tır. Mustafa Albayrak'ta kanaatkarlığı gördüm. Ahmet Albayrak'ta sabrı gördüm, kararlılığı gördüm. Mustafa Albayrak'ta kanaatkarlığı gördüm. Nuri Albayrak'ta bir çevre gördüm, sosyal bir çevre gördüm ve o sosyal çevrenin ona olan saygısını gördüm. Kazım Albayrak'ta çok daha geniş çevreler, farklı kesimden insanlar tanıdım. Muzaffer Albayrak'ta naifliği gördüm, Bayram Albayrak'ta Anadolu'yu gördüm. Dolayısıyla bunların hepsini topladığınızda sizin kişiliğinizde, karakterinizde ve kariyerinizde bir yer ediniyorlar. İnsanın karakteri ne kadar oluşursa ve ne kadar gerçekten düzgün bir yol çizdiğinde, çok önemli insanların hayat hikayelerini okuyup onlara örnek aldığında o karakterlerine yansıyan şey aslında kariyerlerine yansıyor, iş hayatına yansıyor vesaire. Dolayısıyla burada Ömer Bolat CEO'muzdan başka bir kararlılık ve azmi, sabrı gördüm. Bir başarı hikayesi vardır Ömer Bolat'ın da kendi hayatında. Bu patronlarımızdan başlayıp yöneticilerimizle devam eden insan kaynağı var Albayrak Medya Grubu'nda. Aslında her insandan bir şey buluyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Her yöneticiden bir özelliğini kendinize almaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan ben Türkiye'nin bir mozaiği, iş dünyasının bir mozaiği ya da kariyerin bir mozaiği olarak görüyorum. Ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Gerektiğinde bir çaycının davranışı bile benim için önemli. Herkesten bir şeyler almaya, öğrenmeye çalışıyorum. Toparlayacak olursak önderimiz Peygamberimizden başlayıp etrafımızda çalışan insanlara varana kadar her insanın kendine göre artıları ve eksileri vardır. Önemli olan o artıları kendinde bulabilmektir diye düşünüyorum.